Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bugünkü pozitif bakışa hoş geldiniz. İyi bir hafta, iyi bir program izlemenizi diliyoruz. Tabii 2022-2023 eğitim öğretim yılı da bugün başladı. İlk zil çaldı. Buradan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Velilerimize de Allah yardımcıları olsun inşallah. Gerçekten zor bir süreç. Konuyla ilgili bir izleyicim özellikle hatırlatmamı istemişti. Biliyorsunuz yaşadığımız gerçekten yüksek enflasyon nedeniyle biraz da deprem sonrası yaşanan sıkıntılarla birlikte sabit gelirlerin özellikle çocuklar için çok zor bir süreç. Beslenme çantaları yani biraz yerel belediyelerin bu konuya el atmasını istemişti. Buradan küçük bir hatırlatma yapmış olalım. Bir diğer konu biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Fas'ta 7 büyüklüğünde büyük bir deprem yaşandı. Buradan onlara geçmiş olsun diyoruz. Ölmüşlerine rahmet diliyoruz. Hayatta kalanlara da sabır diliyoruz, güç diliyoruz. Çünkü bizler bu ağır yıkım depremini 6 Şubat'ta yaşadık. Halen acılarımız bitmiş değil. Halen enkazların çoğu duruyor. Onlara da sabır diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. İnşallah böyle felaketler bir daha hiçbir yerde yaşanmaz. Değerli izleyicilerimiz, biz bugün neyi konuşacağız? Bugün tüketici haklarını konuşacağız. Önce program konumuza bir hoş geldin diyelim. Program konumuz Avukat Arabulucu Sayın Ceylan Pala Karadağ, Tüketiciler Derneği Şanlıurfa İl Temsilcisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Değerli izleyicilerimiz, biz tabii ki sizin sorularınız var, onları da paylaşacağım ama en çok da tüketici hakları, haklarımız konusunda bizim bilinçlenmemiz gerekiyor. Yani her konuda olduğu gibi bir yurttaş olarak haklarımızı bilip bu müvalide de hareket ettiğimizde haksızlığa da tabii ki uğramamış oluyoruz. Ama biliyorsunuz özellikle pandemi döneminde internet üzerinde yapılan alışverişler sonrasında, pandemi sonrasında da yaygın hale geldi. Gündelik hayatımızın artık bir parçası haline geldi. Dolayısıyla bununla ilgili yaşanan sorunlar da var. Onları da avukatımıza soracağız birazdan. Sizin de sorularınız varsa tekrar alırım. Not aldığım soruları da birazdan konuğumuza ileteceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Merhabalar Meral Hanım tekrardan. Merhabalar. Kısaca bir sizi tanıyalım. Sonra sorularımıza geçelim. İsmim Ceylan Pala Karadağ. 18 yıldır avukatlık yapıyorum. Bağımsız olarak, serbest avukat olarak. Aynı zamanda bilirkişilik ve arabuluculuk yapıyorum. 15 yıldır yaklaşık Tüketiciler Derneği Şanlıurfa İl Temsilcisiyim. Ve Şanlıurfa Barosu'nun İl Tüketici Hakem Heyeti Temsilcisi olarak aktif olarak sahadayım. Barolar Birliği'nde de Tüketici Hakları Komisyonu'nda çalışıyorum. Yani tüketici hakları benim bam telim diyebilirim bu noktada. Evet. Vallahi çok da ihtiyacımız olan bir durum. Çünkü bizler biliyorsunuz geçen hafta avukat konuğumuz vardı. Çok sıkıntı yaşanıyor biliyorsunuz ev sahibi ve kiracılar arasında. İnsanlar yaşadığı mağduriyeti mahkemeye vereceğimde, aylarca bekleyeceğimde, sonuç alamayacağım diye birçok haklarından vazgeçebilirler. Tabii böyle olduğunda gerçekten gelişmiş ülkeler bu anlamda haklarının arkasında durduğu için uzun süre de olsa haklarından vazgeçmiyorlar. Yani zaman dilimi çok da önemli olmuyor. Evet. Biz de biraz çok aceleci bir toplumumuz, hızlıca bir hal olmasını beklediğimiz için olmuyor. Dileriz bu anlamda bilinçli bir toplum oluruz. Önce haklarımızdan bahsedelim. Tüketici hakları nelerdir kısaca? Genel çerçeveyle baktığımızda haklarımızdan önce istiyorsunuz tüketici kimdir onu bir tanımlayalım. Tabii ki. Tüketici bir malı veya hizmeti ihtiyacı nedeniyle satın alan kişidir. Yani mesleki veya ekonomik nedenlerle değil, ticari kar amacıyla değil, onun dışında ihtiyacı için satın alan kişidir. Hepimiz birer tüketiciyiz. Elektrik kullanıyoruz, fırına gidip ekmek satın alıyoruz, kıyafet satın alıyoruz, su tüketiyoruz. Hepimiz birer tüketiciyiz. Dolayısıyla tüketici hakları bu anlamında hepimizi yakından ilgilendiren, hayatımızın içinde olan bir hukuk dalı. Yani siz bir suç işlemediğiniz sürece, yasaklara karşı gelmediğiniz sürece ceza hukukunun belki alanına girmezsiniz. Ama her nefes alışınızda tüketici haklarının içerisine girmiş oluyoruz, hayatımıza dahil oluyor. Bu bağlamda baktığımızda gerek Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Beyannamesi, Evrensel Tüketici Hakları, gerek Avrupa Birliği yönergeleri çerçevesinde bizim uyumlanan kanunlarımız çerçevesinde baktığımızda tüketicinin en temel hakkı sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, bilgilendirilme hakkı, aydınlatılma hakkı,
Bir zarara uğradığında zararının tazminini isteme hakkı ve tazminini hukuki yollarla arama hakkı gibi hakları sayabiliriz. Yani sizler de birazdan soru olarak getirdiğinizde bir zarara uğradıklarında bu haklarını, madem ki hak arama hürriyetleri var, bunları ne şekilde arayacaklar? En basitinden baktığımızda tüketicilerin bu haklarını araması da tüketici lehine yorum prensibi var. Kolaylaştırılmış durumda diğer hukuk dallarına göre. Onlara da değineceğiz. Hemen devam edelim öyleyse, tüketici kanunuyla ilgili bilgilenelim. Evet, şu anda yürürlükte olan kanunumuz 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun. İlgili yönetmelikler, mevzuatlar da var tabii gerçi. Kanunun temel olarak referans gösterdiği ilkeler dışında ayrıntılarda da yönetmeliklere, tüzüklere bakıyoruz, oralara değiniyoruz. Ama şu an aktif olan 6502 sayılı kanun. Biraz daha net, bizler tüketici olarak, tüketici hakem heyetiyle ilgili de sorularımız var. Onu biraz açar mısınız? O zaman şöyle yapalım. Tüketicinin spesifik olarak hani karşılaştığı zorluklardan önce diyelim ki tüketici hukuki anlamda mağduriyet yaşadı, zarara uğradığını düşünüyor. Bunun giderilmesini istiyor. Ne yapabilir? Burada bizim şu anda mevzuat, güncel mevzuatımız, yürürlükteki mevzuatımıza göre 66.000 TL sınırımız var. 66.000 TL de bunun içerisinde. Yani 66.000 TL artı 1 lira olduğu zaman mahkemenin görevine giriyor. 66.000'e kadar olan uyuşmazlıklarda ise tüketici hakem heyeti. Şimdi yıllardır böyle bir şey yoktu. Ekim ayına kadar ilçe ve ilin parasal sınırları değişiyordu. İşte kademeli olarak. Tabii. Misalen 30.000'e kadar ilçe tüketici hakem heyetleri, 30.000 üzerisi il hakem heyetiydi. Şu anda 66.000'e kadar tüketici hakem heyetleri. Bu değişen düzenlemeden de bahsetmekte, üzerinde durmakta fayda var. Artık parasal sınır ilçe ve il hakem heyetleri arasındaki görev paylaşımında da kaldırıldı. Yani siz bir tüketici olarak isterseniz ilçe hakem heyetine başvurabilirsiniz, isterseniz il. Misalen ikametgahınız Şanlıurfa ili genelinde bahsedelim. Karaköprü'de olsun. Siz bir 66.000'e kadar olan uyuşmazlıkta mağduriyet yaşadığınızda, başvuruda bulunmak istediğinizde isterseniz Karaköprü Hakem Heyetine başvurursunuz, isterseniz il Hakem Heyetine başvurursunuz. Ama tutup da siz eğer ki bir alakası yoksa Diyarbakır'daki veya Gaziantep'teki Hakem Heyetine başvuramazsınız. Bunun şöyle bir kıstası var yer olarak. İşlemin yapıldığı yer ya da tüketicinin ikametgahının olduğu yerdeki hakem heyeti görevli. Ona evet. bakacaksınız. Ama internet üzerinden alışveriş yapmışsınız. İşte orada işlemin yapıldığı yerde şirketin merkezi eğer başka bir ya da aracı kurumun merkezi başka bir ildeyse, o zaman oradan da başvuruda bulunabilirsiniz. Ama sizin ikametgahınız da Şanlıurfa, daha kolay erişim sağlarım, iş yükü daha düşüktür dediğinizde tabii ki kendi bulunduğunuz ilden de başvuruda bulunabilirsiniz. O zaman hemen ona bir örnek vermek istiyorum. Demin buyurun. Bahsetmiştim şöyle. Şimdi biliyorsunuz internet üstünden alışverişlerde çok ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Bildik ünlü markalar kopyalanarak, yani aynı fiyatlarda insanlarımız mağdur ediliyor. Özellikle çok bildik bir telefon markası. Bir izleyicimiz ödemesini yapmış, miktar da bayağı büyük, telefonu istetmiş. Telefon geldikten sonra kargoyu açıp baktığında çok böyle basit bir telefon görmüş. Tabii bununla ilgili ne yapacağını şaşırmış. Tekrar ulaşmaya çalışmış, o siteye ulaşamamış, bilgi de alamamış. Dolayısıyla çok büyük bir, kendi tabiriyle büyük bir vurgun yedim dedi. Evet. Büyük bir miktarda. Ne yapabilirim? Yani telefonun ücretini öncesinden yolladı, telefonun geleceği adres belli, kargo açıldıktan sonra herhangi bir ürün de olabilir. Küçük ev aletleri olabilir, farklı ürünler de olabilir. Bizim izleyicilerimiz bu durumda ne yapabilirler? Yani ödemesini yaptıktan sonra gelen böyle bir durumda, kargo açıp baktıktan sonra çok farklı markasız veya kırık olan da varmış mesela bazı ürünlerde. Maket ya da salatalık gönderdikleri aynen. örnekleri de yaşadık biz geçmişte. Aynen, aynen. İzleyicilerimiz bu durumda ne yapabilir ki, bunun örnekleri çok fazla. İzleyicimiz bu durumda ne yapabildiğinden öncesi de yapmadan önce yapması gerekenleri de bence evet, evet vurgulamamız yapılmadı. Gerekiyor. Mesela sosyal medya hesapları var. Şimdi bizlerin nasıl bir TC numarası varsa gerçek kişilerin, şirketlerinde resmi olarak kayıt yaptırmaları gerekiyor ticaret
sicil gazetesine ve ticaret siciline ticaret siciline kayıt yaptırdıklarında onların da bizlerin TC numarası gibi Mersis adresleri oluyor. Mersis numaralı oluyor. Onlar da şirketlerin TC numaraları. Öyle düşünmemiz lazım. Dolayısıyla özellikle sosyal medya üzerinden alışveriş yapıyorlarsa önce bakmalılar. Bu şirketin sabit bir telefonu var mı? Hoş, herkeste artık sabit telefon kalmadı ama kurumsal bir işletme telefonu var mı? Mersis numarası var mı? Resmi bir adres belirtilmiş mi? Bazen internet adresi oraya bağlantıyla tıklıyorlar ama internet adresine tıkladığınızda, iletişime bastığınızda yine resmi bir adrese ulaşamayabiliyorsunuz. Hani dedektiflik yapsınlar demiyorum ama hani asgari müşterekte bir inceleme yapmalarında fayda var. Çünkü burada aldatıcı veya yanıltıcı reklamla da karşılaşabiliyoruz. Şimdi sizin söylediğiniz bu mağduriyeti bilinen bir firma, hani taklit değil de bilinen bir marka yapsa, bir kere zaten günümüzde marka güvenilirliği adına tüketiciyi mağdur etmiyorlar. Hani bunların örneklerine denk geliyoruz. Eğer ki mağdur etti, yanaşmadı, sonuçta bazen onların içinde de kopukluk oluyor. Tüketici miktara göre tüketici hakem heyetine veya miktarı 66 binin üzerindeyse önce arabuluculuğa, dava şartı çünkü arabuluculuk. Arabuluculuktan sonra anlaşma sağlanamaması durumunda da tüketici mahkemelerine başvuruda bulunabilir. Ama sizin verdiğiniz örnekte aslında halk arasındaki tabirle dolandırılma mevzusu da var. Niye halk arasındaki diyorum? Çünkü böyle bir uyuşmazlıkla karşılaşıp her ne kadar savcılığa suç duyurusunda bulunsalar da savcılıktan bu bir özel hukuk uyuşmazlığıdır. Özel hukuk uyuşmazlığında edimlerin ifasındaki bir sakatlığı ilgilendiriyor deyip görevsizlik kararı verildiği örneklere de rastlıyoruz. Evet. O nedenle tüketici önce karşısında bir muhatap bulabiliyor mu, ona bakması lazım. Ya da İşte misalen takip ettiği influencerlar aracılığıyla da hemen etkide kalmaması lazım. Güvenilir sitelerden alışveriş yapması lazım ama yani bizlerin de başına gelebilir. Ben şimdi bu kadar konuşuyorum ama belki benim de başıma gelir. Hiç bilemiyoruz. O kadar birebir sayfanın arayüzlerini kopyalıyorlar ki. Hatta devlet bankaları, özel bankaların bile sayfalarını maalesef kopyalıyorlar. Arada bir nokta farkı oluyor. Siz onu hiç fark edemeyebiliyorsunuz. Ya da mesaj geliyor. Bunu da ekleyeyim, bu da son günlerde çok yapılan, telefonunuza link geliyor. Diyor ki işte şu kadar hediyeyi kazandığınız için şu siteyi ya da şu bankaya işte promosyon kazandınız. Eskaza o kişinin o bankada belki de bir üyeliği var ama o adresi gönderen olmayabiliyor. Evet. O kadar yoğun bir hayat içerisindeyiz ki biz o mesajı elimizde aldığımızda tek tek bu doğru muydu diye düşünmeyip tıklayabiliyoruz. Tıkladığımızda ne oluyor? Telefonumuz ele geçiriyor ve kilitleniyor. Kilitlendiğinde ne oluyor? Bizim banka hesaplarımız, hepimiz mobil bankacılık kullanıyoruz neredeyse. Banka hesaplarımız, banka bilgilerimiz de onların eline geçmiş oluyor bu durumda. Hani bu şekilde mesela arayanlar oluyor. Ceylan Hanım, ne yapacağız işte hakem heyetine falan, diyorum ki ya başvurun ama bence bir bardak su da için. Çünkü bunlara ulaşmak çok zor. Siz linke tıklamamanız lazım. Bu sadece sosyal medyadaki hesap çalınması olayıyla ilgili değil. Ciddi ciddi telefonunuz elinizden gidiyor. Evet. İnternet hesaplarınız dakikalar içerisinde boşaltılabiliyor. Evet. Burada hepimizin uyanık olması lazım amiyane tabirle. Hani bahsettiğiniz örnekte bakın dediniz ya, adres yok, ulaşılamıyor. Hakem heyetinde başımıza geldiğinde tüketici diyor ki adresi bilmiyorum. Bizler bunu işte devlet sistemi üzerinden bulmaya çalışıyoruz. Bakıyoruz öyle bir adres yok. Bu sefer adres olmayınca tebligat sıkıntısı ortaya çıkıyor. Hukuken de bir şeylerin sonuç doğurması için öncelikle tebligatın yapılabilmesi gerekiyor. O nedenle bazen başvurular sonuçsuz kalıyor. Önce bu önlemleri almalarını diliyorum. Çok dikkatli. Ama bahsettikleri mağduriyetler gerçekten yasal ölçülerde çalışan bildiğimiz gerçek bankalar olabilir, başka firmalar olabilir. İşte o zaman duruma göre ayıp varsa ayıba karşı haklar yürürlüğe göre. Diliyorsanız soru yoksa ayıba karşı hakları anlatabiliriz. İadeyi de aynı şekilde alışveriş yapıldıktan sonra hani beklenmeyen bir durumda yanlış, örneğin işte küçük ev aletlerinden istiyor. İşte evet. İstemedi, farklı bir ürün geliyor. Bu anlamda iade ile ilgili soru var. Nasıl iade edebiliyoruz? Çoğu firma bunu kabul etmiyor iade ettiğimizde. Onu da birleştirerek cevaplayabilirsiniz. Tabii ki, tabii ki cevaplarınız o zaman geniş bir cevap olsun. Tabii. Şimdi bir ürün satın almayı ben ikiye ayırıyorum. Hatta bunu Baroda staj eğitiminde de hani anlatırken o şekilde ayırıyorum. Diyorum ki yüz yüze satışlar ve
mesafeli satışlar. Daha çok bu mesafeli satışlar internet üzerinden, online satışlar oluyor. Yüz yüze bir ürün satın aldığımız zaman o ürünü biz muayene etmiş sayılıyoruz. Yani yüz yüze sizin mağazaya gidip bir etek aldığınızda, eve geldiğinizde ya mağazada ışıklarından işte bana nar çiçeği kırmızısı gibi gelmişti ama eve geldim işte bayrak kırmızısı geldi. Ben bu tonu istemiyordum, bu ton bana yakışmıyor deyip iade etme hakkınız yok. Eğer yüz yüze bir satışsa. Hani orada çünkü siz kendiniz iyi baksaydınız diyor kanun amiyane tabirle. Ama hiç mi iade hakkınız yok? Var. Üründe bir ayıp varsa, o eteği giydiniz, tam giydiğiniz anda bir baktınız ki kenarında işte ipliğin söküğü var ama ciddi anlamda görünen bir sökük. Ya da başka bir ayıbı var, bir defosu var, işte lekesi var. Siz onu işte o zaman iade edebilirsiniz. Ne zamana kadar iade edebilirsiniz? Zaman aşımı kanunda çok önemli, hak düşürücü süreler zaman aşımı. Zaman aşımı burada 2 yıl. Ancak siz 6 ay içerisinde iade ederseniz yine kanun koyucu şöyle bir faraziye geliştirmiş. Diyor ki kimse satın aldığı bir ürünü hani kullanmak ister, durduk yere bununla sorun çıkarayım da satıcıyla uğraşayım demez. Dolayısıyla 6 ay içinde bir tüketici başvuruda bulunuyorsa büyük ihtimalle haklıdır. Tüketicinin haksız olduğunu satıcı bana ispatlasın diyor. Evet. Burada ispat külfeti açısından tüketici 1-0 önde başlıyor. Yani tüketici yüz yüze özetlersek satın aldığı bir üründe bir sorun yaşadığında, ayıp olduğunda iade prosedürünü başlatabilir. Ama ayıp yoksa ben vazgeçtim deyip başlatamıyor. Şimdi online satışlara geliyoruz. Hani biraz önce öyle bir anlattım ki belki de vatandaşlarımız korktular. Eyvah, internet üzerinden dolandırılacak mıyım? Hayır. Dikkatli olduğumuzda ve güvenilir çok fazla site var ve müşteri memnuniyetini önemseyen. Aslında bu durumda baktığımızda internet satışları tüketiciler için çok daha avantajlı durumda. Ve yararlı. Her saatte mesela ulaşılabiliyor. Zamandan gerçekten tasarruf, çok ciddi indirimler oluyor. Yani kargo bedavaya geldiğinde yüz yüze gittiğinizde mağazadan daha fazla indirim. Puanınız biriktiriyor, para puan kazanabiliyorsunuz. Ve iade hakkı bakımından yüz yüzeye tanınmayan haklar tanınıyor. Şimdi buradaki hak da şu, yüz yüze de olmayan hak. Cayma hakkı 14 gün içerisinde. Ve bu cayma hakkı sizin online olarak sipariş ettiğiniz tarihten değil, ürün tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren başlıyor. Bakın konu konuyu açıyor. Tüketici de böyledir. Evet. Şimdi teslim deyince aklımıza ne geliyor? Kargo geliyor değil mi? Kargo geldiğinde aslında hukuken olması gereken şu. Kargodaki arkadaşa şunu demeliyiz. Ya hani siz bir durun, ben şunu bir kontrol edeyim. Evet. Hani ayıp var mı değil mi? Ayıp var ise eğer ben bunu iade etmek istiyorum ya da tutanak tutturmak istiyorum ya da orada hemen geri vereyim. Siz bunu iade edin ama onlar uğraşma ya ablaya yapmıştı aşağıda park edemedim arabayı falan diyorlar. Ya da evet ya da sitede oturuyorsanız işte güvenliğe bırakıyorum. Kabul ediyor musunuz diyorlar. Hani burada da böyle durumlarla karşılaşıyoruz ama mümkünse kargocuyu böyle biraz ikna edip tutanak tuttururlarsa, tutanak tutmadan imzalarlarsa daha iyi olur. Ha velev ki tutanak tuttular gene sıkıntı değil. Çünkü bizler hakem heyeti üyeli olarak biliyoruz ki vatandaş bunu görmeden, paketi evet, açtırılmadan. Nereden biliyoruz? Çünkü biz de birer tüketiciyiz. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi aldılar online olarak, aldınız. Biraz önce bahsettim ya hani kırmızının tonu. Nar çiçeği mi yoksa işte bayrak kırmızısı mı hani farklı dedik. Siz orada yok ya benim istediğim gibi değil. Ben fotoğrafta aldandım. Ya da üzerinize olmadı. Ya da vazgeçtim. Ya da eşimle tartıştım. Yani dedi ki buna bu para mı verilir? Olabilir. Gerekçenizi, sebebinizi açıklamak zorunda değilsiniz. Kanun o kadar güzel tanımlamış ki sebepsiz iade hakkı var. Siz teslimi aldıktan itibaren 14 gün içerisinde iade edebiliyorsunuz. Oradaki o güvenilir komisyoncu aracı siteye iade talebi oluşturuyorsunuz. Hatta çoğu zaman onlar şu anda gelip sizin evinizden satın alıyorlar. Burada ayıp olmasına gerek yok. Siz paşa gönlüm bunu istedi diyebiliyorsunuz. Evet. Ayıp olduğunda ise diğer ayıplı mala karşı seçimlik haklar gündeme geliyor. Ayıplı mala karşı haklar dedik de nedir bu seçimlik haklar? İster online satış olsun, ister yüz yüze satış olsun. Ayıba karşı hakları tüketicinin bir kere malı iade edip satıcıya geri verdiğini hazır edip bedelin iadesini isteme hakkı, ödediği ücreti. Diğeri malın ayıpsız misli ile, yenisiyle, temiziyle değişimini isteme hakkı. Diğeri ücretsiz tamir hakkı. Diğeri de indirim hakkı. Hani ayıp oranında indirim hakkı.
Yalnız şöyle bir handikap var. Değişen enflasyon oranları ölçüsünde tüketici hangi hakkı seçeceğini iyi seçmesi lazım. Çünkü bazen paranın iadesini istediğinde o enflasyon oranında bir süre sonra o mal daha da pahalanabiliyor. Onun yerine değişim istemesi daha avantajını olabiliyor. Ama bazı ürünlerdeki değişimlerde de misalen araba örneklerinde ayıplı malda arabada. O durumda da arabanın kullanılan kilometresine, işte durumuna bakılarak belli bir eskitme payı düşürülüyor, bilirkişiye gidiyor. Daha da çok sıkıntı yaşayabiliyorlar. O dönem parayı iade alsa, faize yatırsa daha çok kazanacak. Evet. İşte bu durumda aslında arabuluculuk kurumu, hani geçen hafta konuştunuz ya meslektaşımla, arabuluculuk kurumu da devreye giriyor. Tüketici hukuku da hakem heyetini sınırı geçen durumlarda arabuluculuğa tabi. Ve arabuluculukla anlaşmak da inanın çok büyük fayda sağlıyor. İki tarafın da zarar etmeden, hani uzlaşarak anlaşmak. Çünkü hakem heyetine başvurduklarında hakem heyeti başvurusu 9 aydan önce çok kolay sonuçlanmıyor, açık söyleyeyim. Hani 6-7 ayda sonuçlanıyorsa gene şükür, çünkü iş yoğunluğumuz çok fazla. Hele ki bu artan limitlerden sonra 66 bine kadar olduğunu düşündüğünüzde hemen hemen bütün beyaz eşyalar hakem heyetine geliyor. Evet. Telefonlar hakem heyetine geliyor. Bilgisayarlar, elektronik aletlerin uyuşmazlıkları hakem heyetine geliyor. Bu durumda baktığımızda arabuluculukta da anlaşmak için hani kar mı yoksa hak mı, menfaat mi, bu durumlara da bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hı, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir sorumuz daha vardı, demin onunla devam edelim. Özellikle elektrik kesintileri biliyorsunuz Urfa'mızda da kış aylarında da yaz aylarında da çok yoğun elektrik kesintileri oluyor ve bununla birlikte bozulan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri. Burada vatandaş yaşadığı mağduriyette nasıl bir hak elde edebilir? Şimdi her şey hukukta ispatla yürür. Vatandaşlar bir iddiada bulunuyorsa, kim zaten medeni kanunumuzun 6. maddesi böyledir, temel maddesi. Hani biz eski dille öğrenmiştik kanunu. Müddeyi iddiasını ispatla mükellef deniyor. Evet. Hani burada yeni kanuna göre iddiacı iddiasını ispatla mükelleftir. Tüketici eğer diyorsa ki işte elektrik kesintilerinden dolayı ya da kontak arızasından dolayı benim beyaz eşyalarım bozuldu ya da Allah göstermesin yangın çıktı, bir şey oldu, önce bunu tespit ettirmelerini tavsiye ediyorum. Bu bir delil tespiti yöntemiyle olabilir. Delil tespitini mahkemeden isteyebilirler. Hakem heyetleri delil tespiti yapmıyor fakat mahkemeler miktar ne olursa olsun mahkemeye başvurup dilekçeyle hani böyle bir zarara uğradım. Bilirkişilerce, mahkemenizce tayin edilecek bilirkişilerle zarar ve zararın miktarının tespitini talep edebilirler. Yani ilk etapta bir şikayet olması lazım. Evet. Bozulan ürünü varsa, beyaz eşyası veya herhangi bir, o şikayette bulunması lazım. Bununla birlikte onu kanıtlanıyor zaten. Aynen, aynen. Hatta şikayetten önce delil tespitinden bahsediyorum ki bu zararın nedeni ellerinde mahkeme kararıyla olsun. Benim şu an bahsettiğim çok kesin bir yöntem. Evet. Hani mahkemede de %100'e yakın kabul görür. Onun dışında delil tespiti yöntemi olmasa da yine delil başlangıcı sayılabilecek bir yöntem. Bir servis çağırırlar ve servis geldiğinde işte tutanak tutar, der ki elektrik kesintisinden dolayı, elektrik akımından dolayı bu ürünler arızalanmış. O zaman yine miktara göre hakem heyetine ya da mahkemeye başvuruda bulunabilirler. Hakem heyeti olarak da bilirkişi tayin yetkimiz var. Ama o dosya bize geldiğinde başvuru, siz şimdi artık çamaşır makinesiz ya da buzdolapsız duramayacaksınız, öyle değil mi? Biz onu elimize alana kadar, tebligatlar yapılana kadar, bilirkişi tayin edilene kadar 3-4 ay geçmiş olacak. Evet. Siz onu tamir ettirmiş olduğunuzda ispat edemezsiniz. Bu önerileri bilerek bulunuyorum çünkü mağdur oldunuz gelin, mağdur oldunuz gelin demek yerine mağdur olmama yollarını da anlatmanın tüketici haklarının savunuculuğundan olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Diyelim ki tüketici mağduriyetini ispatladı hakem heyetine veya mahkemeye. Bu durumda eğer ki elektrik kesintilerinden ya da elektrik hizmetinin ayıplı verilmesinden kaynaklanıyorsa ayıplı hizmet söz konusu oluyor. Biraz önce nasıl ayıplı maldan bahsettiysek ayıplı hizmet söz konusu oluyor ve tüketici uğradığı her türlü zararı, kanun öyle söylüyor, uğradığı her türlü zararın tazminini bu durumda elektrik sağlayıcısından talep edebiliyor. Şu var savunma olarak, bazen elektrik şirketleri şunu söylüyor, işte akım regülatörü tüketici kullanmamış, o da kendisinden gereken özeni göstermemiş. Bu hizmeti sağlayan sizsiniz. Tüketici akım regülatörü kullanmak zorunda değil. Evet, öyle bir zorunluluk yok ki. Bazı firmalar da şunu yapıyor, özellikle elektronik eşyalarda.
İşte tüketici kolisini, kutusunu saklamak zorunda. Hayır efendim, tüketici istifçi değil. Tüketici o koliyi sağlamak zorunda değil. Şu var, tüketici size onu gönderdiğinde sağlam göndermesi gerekir tabii ki. Ama tüketici istifçi değil. Yok 6 ay boyunca kutu yok, o zaman iade etmiyorum. Haklarımızı bilmemiz gerekiyor. Evet, mesela hep aynı yerde gidip geliyoruz, aynı yönde duruyoruz. Haklarımızı bilmemiz lazım. Dolayısıyla yaşanan mağduriyetin temelinde de sahip olduğumuz hakları bilmememizden veya gerçekten ihmalimizden de kaynaklanıyor. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Yine onunla devam edelim aslında. E-Devlet üzerinden şikayet ediliyor onlar. Aa, çok güzel bir soru. Evet. Çünkü günümüz nasıl ki satışları online yapabiliyorsak, şikayetin de online yönü var. Yani vatandaşlarımız E-Devlet sistemini artık %90'ımız kullanabiliyoruz. Hani yaş olarak da baktığımızda E-Devlet sisteminden TÜBİS sistemi var. Tüketici bilgilendirme sistemi. TÜBİS sistemine girdiklerinde orada hakem heyetleri ile ilgili bir buton var. Hakem heyetlerine başvuruyu tıklıyorlar ve oraya 4-5 tane evraka kadar da ekleyebiliyorlar. Eğer evrak sayıları çok fazla değilse onun da yakında güncellenip arttırılacağını ümit ediyoruz. Evrak sayıları 4-5 taneden fazla değilse orada zaten matbu dilekçe örnekleri de var. Oradaki formları dolduruyorlar. İşte formda uyuşmazlığın konusu, uyuşmazlığın miktarı, miktar çok önemli, orada bakacağız. Uyuşmazlık sonucu tüketicinin talepleri, bunları yazması önemli. Tüketiciye şunu da söyleyebilirim, bir zararı uğradığında ya da bedelin iadesini istediğinde sanmasın ki sadece bedelin salt olarak isteyebiliyor. Faiz de isteyebiliyor tüketici. O haka da sahip. Evet. Ve istediği faiz yasal faiz olmak zorunda değil. Avans faizi isteyebilir. Avans faizi nedir diye soracak olanlar vardır belki aramızda. O da ticari faizdir. Yani tüketici, karşısındaki kişi bir ticaret şirketi olduğunda avans faiziyle ödediği bedelin de iadesini isteyebilir. Bir de özellikle yine tüketici haklarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir izleyicimiz de sormuştu, yazdım. Şimdi özellikle özel bankaların, kamu bankalarının pek olmuyor da özel bankaların sık sık araması, kredi kartı alınmasıyla ilgili sık sık rahatsız edilmesi. Birçok insan bunlardan çok mağdur. Bununla ilgili bir yasal işlem var mı? Yani kredi kartı istemediğinizi söylüyorsunuz. Tekrar aranıyorsunuz, istemediğini söylüyorsunuz. Günlerce böyle bir aramalar olabiliyormuş. Bir izleyicimiz özellikle çok mağdur olduğunu söylemişti. Bununla ilgili yasal bir yaptırım var mı? Bununla ilgili pek çok dal var. Hani hukuk da dallara ayrılıyor ya. Ceza hukuku boyutu var. Burada ısrarlı taciz hükümleri, ısrarlı tacizden de şikayete gidilebilir. Çünkü orada rahatsızlık da veriliyor kişiye. Evet. Orada kişinin huzur ve sükununu bozmak. Bu da çok önemli. Huzur ve sükun bozuluyor. Çünkü siz orada bir tehdit içerisinde. Tehdit derken canınızın, malınızı tehlikeye koyacak tehdit değil. Hani orada bir rahatsızlık, bir taciz içerisindeyiz. Evet. Huzur sükunu bozmaktan, bu ceza hukuku boyutu. KVKK ve tüketici hukuku boyutundan da şikayet yöntemleri var. Şikayet yöntemi mesela KVKK kurumuna başvuruda bulunabilir. Çünkü bu şirketlerin, kurumların zaten sistemde kayıtları var. Diğer boyutta tüketici hukukundan da baktığımızda... aynı şekilde buradan mesajların silinmesini de isteyebiliyor. Yine E-Devlet'te onunla ilgili bir buton vardı. Şu anda hangisi hatırlayamıyorum ama. Bir de bugün bir şeye denk geldim. Bana gönderdi bir arkadaşım. İşte diyor ki şuraya girin, işte şu linki tıklayın. Buraya baktığınızda hangi firmalar sizi kaydetmiş göreceksiniz. Bilgilerinizi kaydedeceksiniz. Ondan sonra oradan silineceksiniz. Ben buna çok... yani yanaşmadım açıkçası, çünkü bilgilerinizi kaydederek siliyorsunuz. Evet. Bu da yeni bir yöntem olabilir. Olabilir. Şimdi çok, konu konuyu... Çok da riskli aslında. Evet, konu konuyu açıyor da mesela biz uygulamalar indiriyoruz değil mi akıllı telefonlarımıza, evet, evet. Mobil. Bu mobil uygulamalarımızı indirdiğimizde bize soruyor, mikrofona erişsin mi? Evet. İşte bilgiyle galeriye erişsin mi? Evet. İşte ayarlara şuna erişsin mi? Evet. Ya biz hepsini yaparken bizim mobil bankamıza erişmediğinin ya da telefonumuzdaki şifremize erişmediğinin garantisi var mı? Yok, ben gerçekten o da çok önemli. Çok çok önemli bir konu. Ona da dikkat etmek lazım. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi biliyorsunuz maalesef hani artan enflasyonla birlikte insanlar sabit gelirler olsun, diğer vatandaşlarımız olsun, ister istemez alışveriş yaparken evet, çok daha dikkat etmek zorunda, çok daha temkinli olmak durumunda.
hesap yapmak zorunda açıkçası. Evet. Hani cebine göre hareket etmek zorunda. Şimdi basit bir örnek vereyim, izleyicilerimiz açısından daha kolay olur. Örneğin bir peçete, bir marka. 3 tane markete gidiyorsunuz veya 4 tane markete gidiyorsunuz. Farklı farklı fiyatlarla aynı ürünü çok farklı fiyatlarla görebiliyorsunuz ücretlendirme. 3 lira olması gereken, örnek veriyorum. Bir bakıyorsunuz 8 lira, diğerinde 12 lira, diğerinde 20 lira. Şimdi biz tüketici olarak neden bu kadar hani market market dolaşalım ki? Hani zaten onun ederi ne veya karşılığı ne? Onu nasıl bileceğiz? Veya ki belki bu biraz ticari yöne girebilir. İnsanlar kar oranına göre evet. de belirleyebilir. Bu anlamda ticari da çok ticari serbestlik. Evet, onu o konuda da fazla bir şey söyleyemem ama son süreçte bir hafta içerisinde veya 10 gün içerisinde fiyat artışlarıyla beraber farklı fiyatları görebiliyoruz marketlerde. Özellikle izleyicimiz de onu sormuş. Biz bu durumda 3 lira mal edilmiş, yani kar oranı da üzerinde belli olan ürünlerin farklı marketlerde çok yüksek fiyatları da görebiliyoruz. Biz bununla ilgili ne yapabiliriz vatandaş olarak? Evet, bunu da birkaç seçenekle cevaplayalım isterseniz. Şimdi tüketicilerin hakları sadece işte mahkemeye başvur, arabuluculuğa başvur, hakem heyetine başvur değil. Kurumlar var. Mesela Alo Gıda ihbar hakkı var ya da başka ihbar telefonları var. Bunların hepsine arama motoruna yazınca bile ulaşabiliyor. Evet. Hani bakanlıklara ihbarda bulunabiliyor ve gerçekten ihbarda bulunulduğunda harekete geçilebiliyor. CİMER'den de şikayet hakları var. En önemlisini söyleyeyim, aktif olan bizim Şanlıurfa ilimizde de hani arkadaşlarımızın emeğine sağlık, gerçekten sahada pandemiden beridir de özellikle çok yoğun çalışıyorlar. Tüketici Piyasa Gözetim İl Müdürlüğü var. Her ilde kurulan. Bu piyasa il gözetim müdürlükleri işte taklit ürün var mı, sağlığa zararlı ürün var mı? Misalen bir oyun hamurundaki zararlı kimyasalları bile tahlil ediyor bu arkadaşlar. Ve tehlikeli, zararlı ya da dediğiniz gibi fahiş fiyatlar uygulayan ürünler gördüklerinde bunların toplattırılması, idari para cezası, bazı ürünlerin imhasına kadar da yetkileri var. Tüketici Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'nün bağlı olarak il müdürlükleri. Bunlar da hakem heyeti binamızda yer alıyor zaten. Vatandaşlar Urfa içerisinde çok rahat ulaşabilirler. Şimdi bu örnekte ikili örnek verelim. Bir tanesinde aynı ürün A peçetesi bir markette 5 lira, diğerinde 10 lira, diğerinde 20 liraya satılıyor. Ama ederi diyorsunuz ki 5 lira belki de, bir tanesinde doğru. O zaman bunu Tüketici Piyasa Gözetim İl Müdürlüğü'ne, onu da aynı şekilde hem online olarak şikayette bulunup şikayet oluşturabilirsiniz. Hem de gidip fiziken dilekçeyle de başvurabilirsiniz. Ya ve tüketici uyuşmazlıkları o kadar yalın ki, ben de bir avukatım ama bunu söylemekten hiç gocunmuyorum. Avukat olmadan bile tüketici haklarını özellikle hakem heyetlerinde arayabilir. Hani mahkeme süreci biraz daha belki profesyonel ilerliyor ama tüketici hakem heyetlerinde hani baktığınızda vatandaşın başvurusunda canla başla hepimiz hani eğiliyoruz, uyuşmazlığı çözmeye çalışıyoruz. Bu durumda böyle bir şikayette bulunabilir vatandaş. O zaman zaten emin olsun, otomatik olarak incelemeye alınıyor ve böyle bir fiyat varsa idari para cezası. Haberlerden de bilirsiniz, çok meşhur market zincirlerde bu uygulamalar oldu. Evet, evet, evet. Hani hatta yanıltıcı reklamlar olduğunda reklam kurulunda verdiği cezalar oldu. Hani çok ciddi aslında bir denetim şu anda durumu var, mekanizması var. Şimdi örneği değiştirelim. Aynı peçeteyi bütün marketler aynı fiyata satıyor. Sizin uygununu bulma şansınız yok. Hani hep 20 liraya satıyor ve siz biliyorsunuz bu peçetenin hep ederi aslında 5 lira. Yahu diyorsunuz bir tanesi indirime girse ayağımda da sorun değil, yorulurum da ederim de oraya giderim ama hani mübarek nasıl hepsi evet. 20 lira? İşte evet. Onun ne gündeme geliyor? Kartel yasağı diyoruz buna. Haksız rekabet. Bu durumda da çok ciddi idari para cezaları olur. Bu durumda da şikayette bulunma hakkı var vatandaşımızın. Şimdi market alışverişinde şunu da ekleyelim. Bu da önemli bir hak ama bunları çok duyuruyoruz. Biz de, diğer dernek temsilcisi arkadaşlarımız da, hukukçu arkadaşlarımız da. Kasa fiyatı ile reyon fiyatı arasında fark olması durumunda hangi fiyat geçerli biliyor musunuz? Çok yaşanan bir şey. Tüketici lehine olan fiyat geçerli, yani indirimli ürün. Bunu nasıl ispat edeceğim diyeceksiniz, onu o anda ispat edebilirsiniz. Hemen elinizde, hepimizin elinde bir telefon var. Hepimiz fotoğrafçıyız, hepimiz gazeteciyiz. Evet, evet, aynen. Dedektifiz. Yani teknolojiye ulaşmak çok kolay. Aynen, ama onu orada o şekilde reyondan hemen fotoğrafını çekin. Çünkü orada kare kod numaraları var biliyorsunuz, seri numaraları. Arkasındaki de uyuyorsa kasaya geldiğinizde
ben buradan bunu bizim başımıza, bizim bizzat başımıza geldi. Biz ona o şekilde hayır dedik. Kasada bu fiyatı uygulamanız gerekiyor. O sırada arkadaşlar hızlıca gidip değiştirmişler. Çünkü kendi hataları ya, hayır dedik. Bak saati belli, dakikası belli telefonun. Siz gittiniz değiştiniz. Gerekirse kamera kaydını çıkartın. Orada eğer ki kendi hatalarından kaynaklı bir fiyat dengesizliği varsa tüketici lehine olan fiyat geçerli. Bizim borçlar hukukumuzun da temel ilkesidir bu. Hiç kimse kendi kusuruna dayanamaz. Evet. Yani market çalışanı, onlar güncellemeyi unuttular diye bu kusura dayanamazlar. Veya şunu da yapıyorlar, hiç orada fiyat yok. Kaç lira diyorsunuz? Ya abla şu kadardı, bilmiyorum, kasada sorarsın. Ben niye kasada soruyorum? Senin beni aydınlatman gerekiyor. Sunduğun ürünü kendi tüzüklerine, yönetmeliklerine göre fiyatını sunman lazım. Bir lokantada da başıma geldi. İşte fiyatı getiriyorlar menüyü, diyorlar ki, dediler ki bana, ya bunlar güncel fiyatlarımız değil. Nasıl değildir? İşte sürekli değişiyor ya ekonomi. Bunun arkasına sığınıp vatandaşı mağdur edemezsiniz. Ekonomi sadece satıcıları değil, tüketiciyi de etkiliyor. Evet. Burada karşılıklı denge şart. Siz oraya bana düşük fiyat verip dedim ki ben, kasada bunun üzerine ne kadar ekleyeceğinizin garantisi var mı? Ben bunu sorgulayabilecek miyim? O zaman tamam dedim. Siz bana madem ki buraya yazamadınız, sizin kasanızda bellidir öyle değil, evet, mi? Bilgisayar sisteminizde. Tabii ki. Onun lütfen ekran fotosunu bana getirin. Ben oradan seçmek istiyorum. Benim aydınlanma hakkım var. Ha bunu da yapmıyorsanız kalkıyorum ve Gümrük Piyasa Gözetim İl Müdürlüğü'ne şikayet ediyorum. O durumda bu sefer işte farklı şeyler tamam diyorlar. Hani bu ürünlerden indirimli olarak satın alabilirsiniz. Hani bazen biraz kavga etmek gerekiyor sanki. Aynen, ben de şahit oldum. Yani hemen önümde alışveriş yapan bir beyefendi, hayır dedi, 3 lira değildi dedi. Neden öyle fişi özellikle dikkatle baktı. Bizde o kültürde çok fazla yok aslında, evet, ona da dikkat etmek lazım. Ben dedi 1 liraya gördüm, örnek veriyorum. Hayır dedi, yanlış görmüşsün. Hayır dedi, ben bilerek hani ona göre miktarını da aldım. Bayağı bir tartışma oldu, bir biliyor musunuz? Bir de insanın gururunu da kırıyor. Evet. Yani orada bizim bir tanıdığımız olabilir ya da, evet, açık söyleyeyim, bizim gibi böyle hani Güneydoğu illerinde de bu vardır. Hani ya ayıp olmasın, çekiniriz, işte şunu demesinler, aa cimrilik mi yapıyor demesinler, sorun değil deyip hani bunu da yapmamak lazım. Böyle, kesinlikle, bir durumla karşılaştıklarında eğer ki sorunu çözemiyorlarsa ihbar hatlarına da suç duyurusunda bulunabilirler, CİMER'e de şikayette bulunabilirler, Gümrük Piyasa Gözetim'e de bulunabilirler. Veya biraz önce anlattım ya, fotoğraf var, kasa fiyatı ile etiket fiyatı. Evet, evet. Hayır dediler ama tüketici onu o anda almak zorunda. Yani çocuğuna mama yetiştirecek tüketici. O anda onunla tartışamıyor. Hani mesela oradaki mama reyonda diyelim ki 200 lira ama kasada sizden 230 lira aldılar. İnanın ki miktara bakmayın. Orada mesele toplumsal nizamı da sağlamak. 30 lira için bile hakemiyetine başvursunlar. Tabii ellerindeki ki fiş de onların delilidir, fotoğrafları da delilidir. Tabii ki yapmak gerekiyor. İhbar hattı bahsettiniz. Alo 130 ürün güvenli ihbar hattı oluyor değil mi? Vallahi numaraları ezber hatırlamıyorum da gıda falan da var, Alo 170 var, falan. Var, onun da vardı. Yani onu arama motoruna yazdırdıklarında bakanlıkların hep ilgili ihbar hatları var. Değerli izleyicilerimiz, tüketici haklarını konuşuyoruz. Program konu avukat arabulucu Sayın Ceylan Palakar'a da sizlerin de sorusu olursa alırım. Bir soru daha var, o da aslında önemli. Gerçi biz yani sadece Türkiye geneli için değil, dünyada da öyle biliyorsunuz. İnsanın olduğu yerlerde mutlaka sorunlar da olacak. Tabii, evet, ki çözümler de olacak. Şimdi internet üzerinde özellikle kesici aletler, ateşli silahlar, yani bunlar da çok kolay elde edilebiliyor ve biliyorsunuz neredeyse hemen hemen her gün kadına yönelik şiddet, evet, haberleri duyuyoruz. İnsanlarımız öldürülüyor, yani kadınlar öldürülüyor. Sadece kadınlar değil, çok basit tartışmalarda taraflar birbirini öldürebiliyor, yani çok basit olaylarda. Tabii burada silaha erişim, kesici aletlere erişim çok da fazla hani merkez anlamında değil de internet üzerinde ateşli silahları satışı, evet, çok fazla. Çok sıkıntılı. Çok fazla. Geçen bir olayda özellikle bir kadın yine öldürülmüştü, katledilmişti. İnternet üzerinden çok basit bir fiyatla ateşli bir silah alıyor ve öldürüyor kadını. Şimdi aslına bakarsanız gençler, yani böyle öğrenciler olsun, gençler olsun. Köprülerde bile satılıyor yerde sergi şeklinde o çok bıçaklar korkunç falan, çakılar. Hani çok korkunç. Bunlarla ilgili de gerçekten bir yaptırım gerekiyor. Özellikle site üzerinde ne bileyim parasını veren insan, yani abiyane tabirle
insan öldürmek için çok da kolay ateşli silahlara ulaşabiliyor, kesilici aletlere ulaşabiliyor. Biz vatandaş olarak özellikle hani ben çok rahatsız oluyorum. Yani internet üstünde bu tür ev aletleri veya kesici aletleri, silahların alımı, bununla ilgili vatandaş olarak bir şikayet hattımız var mı? Veya şikayet edebilir miyiz? Bir dava açılabilir mi? Çok çok son günlerde en çok bize biraz gelen önce sorular. Biraz önce bahsettiğim resmi kurumlara şikayet hakkı tabii ki var. Onun dışında mesela öneri olarak şunu getirebilirim. Yüz tanıma sistemi getirebilirler bu ürünlerin satışı esnasında. Çünkü hani 10 yaşındaki bir çocuğumuz bile İnternet üzerinden alışveriş yapabilecek yetide bu durumda. Evet. Hani bizlerin kredi kartını cüzdanımızdan alıp o da yapabilir. Pardon, aynı şekilde olumsuz ilaçlar, evet, yani sağlığı gerçekten bunların olumsuz şekilde. Bunların kontrolünün sağlanması gerekiyor. Ben burada satın alma işlemi yapılırken açıkçası yüz tanıma sisteminin getirilmesini öneriyorum hani yetkililere. En sağlıklı. Ve kontrolü o durumda zaten yüz tanıma sisteminden zaten bilgisayarlar, bu yazılımlar, evet. Evet. Yapay zeka bizden daha da zeki neredeyse. Kesinlikle, kabullenmesek bile yani bu durum belki bir nebze önüne geçebilir diye düşünüyorum. İnşallah. Ama onun dışında bir suç işlenmeden hani bir cinayete konu olmadan diyorum. Evet ama ya mesela işte komşu şunu almıştı demek hukuken yani açık konuşayım çok bir sonuç doğuracağını zannetmiyorum. Tedbirli olmak lazım. Evet. Bu anlamda da yasal yasa olarak gerekiyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Bugün suç değil biliyor musunuz? Yani parasını verdiğinizde aldığınız ürün suç olarak görünmüyor. İster ateşli silahlar olsun. Bazen de ama fake sitelerden, biraz önce bahsettiğim var, dolandırıcı sitelerden de yasa dışı satışlar gerçekleştirilebiliyor. Var ve bu çok çok fazla. Hani gençler biliyorsunuz belli dönemlerde çocukların, gençlerin özendiği filmler maalesef, aynı şekilde. Evet, evet. Hani mesela bıçak kullanma, silah kullanma vesaire. Bunlar aslında özenilecek şeyler değil ama ne yapalım ki bu var. İşte bunlara erişim de kolay olduğunda şiddetin de önüne geçmek gerçekten çok zor. Hani tüketicinin temel haklarını başlangıçta dile getirdik ya, tüketicinin güvenli bir çevrede yaşama hakkı, evet, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı. Bu psikolojik sağlığı, psikolojik açıdan toplumsal, kamusal olarak da güvenli bir çevreyi de kapsıyor. Kesinlikle. Tabii ki geniş kapsamda. Ve kanunlar uyarınca da devlet bu konuda her türlü tedbirleri alma yetkisine sahip. Dediğim gibi ama bazı şeylerde nasıl ki RTÜK'e hani bir vatandaşlar rahatsızlık duyduğuna şikayette bulunabiliyorlarsa denetim altına alınsın diye. Böyle durumlarda da biraz önce bahsettiğim kurumlara yani internet hepimizin elinin altında birkaç dakikayı ayırarak bulunabilirler. Şunu da söyleyeyim hani pratik fayda sağlayacak şeyleri söylüyorum ve çözüm önerisi olarak. Bazı birkaç tane site var, isim vermeyeceğim çünkü reklam olmasın diye. Kendim de bizzat hem müvekkillerimde denedim hem kendi uğradığım zararlarda mesela pandemide biz bir tatil ayarlamıştık. Ve demişlerdi ki işte vermeyeceğiz ücretinizi çünkü olağanüstü hal bu. Dedim ki olağanüstü hal size de olağanüstü hal bize de ama tüketiciden kaynaklanan bir olağanüstü hal değil bu bir pandemi. Evet. Dolayısıyla sizin oteliniz kapalı mı şu tarihlerde çünkü Haziran'ın 16'sına kadar. O tarihte hatırlıyorsunuz bütün her yer kapatılmıştı. Evet, evet. Ama bizim de tatil tarihimiz Haziran'ın ilk haftasıydı. O tarihte otel kapalı mı kapalı. Hizmet veremiyorsunuz. Veremediğiniz hizmetin karşılığını alamazsınız. Vermeniz lazım. İşte hayır dediler falan filan. Aldım aynı gün hem bir ihtarname çektim haklarımızı belirten hem de aynı şekilde şikayetleri kabul eden sitelere yazdım. Güzel. Ama burada şeye dikkat etmek lazım. Kantar'ın topuzunu kaçırmamaya. Bunu vatandaşlarımıza yani bir firma tarafından mağdur edilmiş olabilirsiniz ama bu mağduriyet size sınırsız hakaret hakkı vermez. Tabii ki. Bizim hukuk fakültesinde anayasa dersimizde rahmetli Yıldız Sanyaylı hocamız demişti ki senin elini kolunu kaldırma itme özgürlüğün benim burnumun başladığı yerde biter, evet, diye. Dolayısıyla siz ticari firmalara da hani karalayıcı olarak değil ya böyle bir mağduriyet yaşadım ve bunu çözmeye yanaşmadılar olumsuz cevap verdiler dediğinizde o firma zaten orada çünkü yayınlanacağı için ve müşteri kaçıracağını bildiği için çok hızlı dönüş yapıyor. Bunu tavsiye edebilirim. Şu anda hemen hakem heyetiyle uğraşmayayım, e-devletle uğraşmayayım, kurumlara ya da onlardan sonuç çıkıyor, çıkmasını bekleyene kadar derken şikayetleri toplayan ve yayınlayan güvendikleri sitelere gene tırnak açıyorum, hakarete kaçmadan. Tabii ki. Yani sadece karşıdaki mağduriyetlerini dile getirir şekilde bildirebilirler. O zaman da geri dönüş sağlanıyor. Bu da bir yöntem. Çok kısa bir süremiz kaldı. Son 5 dakikamız kaldı. Konu çok önemli. Aslında detaylara da girmek çok çok önemli. Çünkü vatandaş
bizler vatandaş olarak, tüketicili olarak gerçekten haklarımızın farkında değiliz. Ama demin altını çizdiğiniz konu çok önemli. Kendi haklarımızı koruduğumuz gibi kurumları da yıpratmadan, çok fazla karşı tarafı rencide de etip çok da şey etmeye gerek yok. Nedir mesele? Biz bir konuda mağdur olduksa hakkımızı elde etmeye çalışmaktır. Haksızlık etmek değil. Bizde öyle bir kültür var. Tabii yani. Tabii sinirlenince ya da hakkım mı var? Hani güç benim elime mi geçti? Var, İlerleyeyim var. Gibi. Şimdi şuna bakmak lazım. Benim buradaki uyarmam nezaketen uyarma değil aslında. Karşılarındaki ticari firma karşı dava olarak onlara şunu açabilir. Ticari itibarı zedelemekten çok tazminat. Çok daha zarar görecektir. Çok zarar. Şimdi bir firmanın ticari itibarının zedelenmesiyle sizin bir kazanızı iade almadıklarındaki zarar şüphesiz ki aynı değil. Öyle, ona öyle. Dikkat etmeleri gerekiyor vatandaşlarımızın. Öyle öyle. Belki soru yok ama şu konuda da uyarmak istiyorum. İmza demek eşittir külfete, sorumluluğa girmek demektir. Evet. Banka sözleşmelerinde olsun, diğer sözleşmelerde olsun. Nereye imza atarlarsa lütfen dikkatli olsunlar. İnternet üzerinden de hani bir buton var, tik işte okudum imzaladım diye. Siz onu tıkladığınızda da online olarak fiziken ıslak imza atmışsınız evet. gibi hüküm doğuruyor. Evet. Dolayısıyla ricam hani sonradan mağduriyet yaşayıp aylarca uğraşmak, başınızı ağrıtmak yerine orada onlara da dikkat etmeliler. İmza atmadan önce mümkünse okumalılar. Ha şunu yapıyorlar tüketiciye işte çok fazla sayfalarla okumasın, uğraşmasın diye. Şu sebepten tüketici hakem heyetinde lehe karar verdiğimiz dosyalar vardı. Kanun ve yönetmelik açık diyor ki tüketicinin sözleşmeleri, tüketici ilgilendiren sözleşmelerde olması gereken unsurlar içerisinde 12 punto olacak en az. Evet. Ne yapıyorduk biz de? İşte 12 puntoluk bir çıktı alıyoruz. Gelen sözleşme örneğini eğer 12 puntodan düşükse 11 punto, 10 punto gibi ise burada da bir tüketici hakları ihlali var. Lütfen firmalara da söylüyorum hani bazen akıllılık, uyanıklık oluyor yaparak diye. Düşük puntolu çıkarıyorlar sözleşmeyi ama o durumda işte haklı olmuyorlar. Öyle bir mağduriyet de yaşanmıştı biliyor musunuz operatörlerle ilgili yani imzadan bahsettiniz. Siz zaten evet. onu okuduğunuzda otomatikman imzalanmış oluyorsunuz. Mesela evet bir dönem taahhüt olabilir. Taahhüt içerisinde karşı taraftan yaşadığınız mağduriyetten dolayı hani süreyi bitirmek istiyorsunuz. Sonra karşı taraf işte imzaladığınız bu sözleşme imzalandı. 2 yıllık taahhüdünüz var. Aynı şekilde telefonlarda çok fazla oluyor. Operatörlerde çok fazla oluyor. Dolayısıyla imza atmadan önce mutlaka okumalıyız diyelim. Çünkü imza işte çok sorumluluk. Önemli. Tabii sorumluluktur. Ya da şu da çok dinlenmiyor. Çocuğumun elindeydi telefon. Çocuğum işte abone olmuş falan. Yani bu konuda ve şifre güvenliği. Şifrenin güvenliği de ilk etapta şimdi bankalar belki çifte şifre güvenliği koymak durumunda. Ama bazen SMS atıyorlar. İşte hani şu linki tıklayın falan. Eğer o şifre güvenliğini tüketici de linki tıklamışsa ya da şifresini sesli olarak vermişse karşısındaki kişiye güvenerek burada şifre güvenliğini tüketici ihlal edince hani burada şey sanmayalım nasıl olsa ben tüketiciyim haklı çıkarım hayır şifre evet. güvenliğine de tüketici dikkat etmesi lazım. Evet evet teşekkür ediyoruz çok ben önemli bilgiler ediyorum. Son düşüncelerinizi alalım programımız bitti süremiz doldu. Diyorum ki haklarımızı bilelim haklarımızı aramaktan çekinmeyelim ve bilgi güçtür diyorum. Haklarımızı öğrenirsek, bilirsek daha özgüvenli şekilde, daha kararlı şekilde haklarımızın peşine düşeriz diyorum. İnşallah böyle mağduriyetler yaşanmaz. İnşallah. Yaşanırsa da tazmini olur dileğiyle. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Çok faydalandık. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü program konuğumuz Avukat Arabulucu Sayın Ceylan Pala Karadağ Tüketiciler Derneği Şanlıurfa İl Temsilcisi. Programımıza katıldığı için, bizleri bilgilendirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü Pozitif Bakış yayınının sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle efendim. İyi haftalar, iyi akşamlar.